Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Asus'un oyuncular için özel olarak geliştirdiği Asus ROG Phone'u inceliyoruz. Telefonumuz adından da belli olduğu gibi oyunculara özel bir seriden, yani ROG serisi. Bir kere telefon elinize ilk ulaştığı zaman direkt kutusundan oyuncu telefonu olduğunu anlıyorsunuz. Telefonun tasarımından arka taraftaki ışıklı mışıklı ROG logosuna kadar her şey ben oyuncular için üretildim diyor. Alt tarafta bir Type-C girişi var. Telefonun yan tarafına da Type-C girişi koymuş adamlar. Buraya çeşitli aparatlar takabiliyoruz arkadaşlar. Kutu içeriğinden çıkan bir aparatı mesela buraya takıyoruz. Bu sayede şarjı telefonun alt tarafından değil de yan tarafından yapıyoruz ve ergonomi açısından daha rahat bir tutuş sergiliyor. Aynı zamanda kulaklığı da yine oradan takabiliyoruz istersek. Yani oyun hiç kesilmiyor, hem de ergonomik tutuş devam ediyor. Tabi sadece öyle bir aparat için yapmamışlar. Bu Type-C girişinin yan taraftaki farklı aparatlar satılıyor. Ekstra harici almanız gerekiyor. Onlara da yine birazdan değineceğim. Telefonu oyuncu telefonu yapan diğer detaylardan bahsetmeye devam edelim. Özel bir soğutma sistemi mevcut telefonda. GameCool diye isimlendirilen bu sistem özel bir bakır ısıtıcı ve karbon soğutma pedleriyle birlikte oyun oynarken telefonun ısını PPS kaybetmesinin önüne geçiyor. Elde tutuş hissi olarak biraz ısınmış gibi gözüküyor, ancak oyunlarda kasma, donma, FPS düşmesi gibi şeylerle karşılaşmıyoruz. Bir de AeroActive denilen bir soğutucumuz var. O aparat sayesinde de 4.7 derece daha soğuk kaldığı iddia ediliyor. Hatta AeroActive'i taktığınız zaman AeroActive parçasının içindeki fanın sesini dahi duyabiliyorsunuz. Eğer seviyesini yükseltirseniz, yani manuel olarak isterseniz yükseltebilirsiniz fanı ya da düşürebilirsiniz veya otomatik olarak kendi kafasına göre ayarlayabiliyor. Oyunla ilgili şeyler telefonda bitmedi arkadaşlar. 90 Hz'lik bir tazeleme hızı var ekranımızda. Aynı zamanda 1 milisaniyelik de bir tepkime süresi var. Bu da online oyunlar oynuyorsanız, böyle akıcı futbol oyunları, yarış oyunları gibi şeyler oynuyorsanız gayet önemli değerler. Telefonun arkasındaki ROG logosu ışıklı mışıklı arkadaşlar. Aynı bilgisayarlardaki gibi renklerini değiştirebiliyoruz. Herhangi bir rengi oraya atayabiliyoruz. Arka tarafa AeroCool denilen aparatı taktığımız zaman da bundan bir şey kaybetmiyoruz. Çünkü onun da üzerinde ışıklı mışıklı bir ROG logosu var. Bu ledleri dilersek renk döngüsü, statik, nefes alma ve yanıp sönme şeklinde ayarlayabiliyoruz. Tabi dilersek tamamen de kapatabiliyoruz. Daha bitmedi arkadaşlar. Telefonda Air Triggers denilen bir teknoloji mevcut. Haptik denen bu sensör telefona adeta konsollardaki R1 tuşlarını ekliyor. Fiziksel olmayan bu sensörler oyunlarda çok işe yarıyor arkadaşlar. Mesela PUBG oynuyorsunuz. Buradaki tuşları birini nişan almaya, birini ateş etmeye atarsanız birinciliğiniz neredeyse garanti oluyor. Yine oyunlardan devam edeceğiz. Daha bitmiyor arkadaşlar. Oyun cini diye bir bölüm var. Oyunu açtığınız zaman karşınıza geliyor. Bu oyun cini üzerinde direkt arkadaşlar oyunu kapatmadan arka planda çalışan uygulamaları kapatıp belleği temizleyebiliyoruz. Ya da ekran kaydı alabiliyoruz veya canlı yayın başlatabiliyoruz Twitch, YouTube gibi platformlar üzerinden. Hatta bildiğiniz oyuncu klavye ve farelerinde gördüğünüz makro seçeneği de var. Makro kaydedip daha sonra onu uygulayabiliyoruz. CPU'nun, GPU'nun ne kadar kullanıldığını, telefonun ne kadar ısındığını ve oyunun FPS değerini yine burada sabit olarak görebiliyoruz. Bu kadar oyuncu odaklı bir telefonda ekran önemli arkadaşlar. 90 Hz demiştik, 1 milisaniye demiştik. 6 inçlik bir ekran mevcut. Aynı zamanda 2160x1080 bir çözünürlükle birlikte geliyor. Yine oyun oynuyorsak hoparlör önemli arkadaşlar. İki tane hoparlörümüz var. Bize doğru bakıyorlar. Aynı zamanda gayet güçlü ve temiz bir ses verdiklerini söyleyebilirim. Tabi oyun oynayacaksak donanım da oldukça önemli bir detay haline geliyor arkadaşlar. Snapdragon 845 işlemcisine Adreno 630 grafik işleme birimi eşlik ediyor. Yani günümüzde alabileceğimiz en güçlü Android cihazlardan bir tanesi. 8 GB'lık bir RAM'imiz var. Bunun yanında depolamada 128 ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenekle birlikte geliyor. Şimdi oyunla ilgili zaten bakabileceğiniz birçok şeye baktık arkadaşlar, ama gelin bir 10 dakika boyunca PUBG oynayalım. Hem grafiklere bakalım, hem ne kadar ısınıyor onu da bir görelim. Ben de bir yandan size pilden bahsedeyim. mAh'lik bir batarya mevcut içinde. Tabii ki gördüğümüz en büyük kapasite değil, ancak geçerli bir rakam diyebiliriz. Hızlı şarj ile %60 seviyesine yaklaşık yarım saatte ulaşıyor. %100 şarj ise 2 saat gibi bir sürede oluyor. Şarj ne kadar dayanır arkadaşlar, bu soru birazcık göreceli ve tamamen sizin kullanmanıza bağlı, ancak yoğun orta arası kullanımda bir günü çıkartabiliyor telefon. Az kullanırsanız da 2 günü zorlayabilirsiniz. Tabii ki burada oyun odaklı bir telefon olduğunu düşünmek gerekiyor. Bu yüzden de az kullanma ihtimali biraz düşük.
Oyun sonucumuzundan da bahsedecek olursak aeroaktif takılı bir şekilde oynadık. Yani fanlar çalışır bir vaziyette oynadık. Bu sebepten şarjımız biraz bizim beklediğimizden fazla gitti. Çünkü o fan da şarjdan yiyor en nihayetinde. %92'den %85'e düştü. Şarjımız %7'lik bir kayıp var yani. Sıcaklık ise yine 30.5 dereceden 34.3 dereceye yükseldi. Normal gibi duruyor bu değerler, ancak ellere birazcık o fanlardan sıcaklar geliyordu ama telefonda herhangi bir donma kasma görmedik. Oyun 10 dakika boyunca hakikaten de yağ gibi aktı. Artık oyunlarla ilgili söyleyeceğim gerçekten son şeylere geliyorum. Bu cihaza harici aparatlar satın alabiliyoruz dışarıdan. Mesela bir tanesi ikinci ekranla birlikte bir gamepad'e dönüştüren bir aparat. Bir diğer aparatımız da telefona ağ kablosu takabileceğimiz, harici bir monitöre bağlayabileceğimiz, yani onu sanki bir masaüstü bilgisayara çeviren bir aparat. Bunun gibi farklı aparatlar var. Fiyatları biraz yüksek ve ülkemizde şu an için bulması birazcık zor. Telefonda güvenlik önlemi olarak arka tarafta hem parmak izi okuyucusu hem de ön tarafta tabii ki de yüz tanıma özelliği bulunuyor arkadaşlar. Parmak izi okuyucusu oldukça hızlı çalışıyor, yüz tanıma da aynı şekilde. Bir de telefonumuzdaki IP sertifikası su altında çalışmıyor arkadaşlar. Yani böyle bir sertifika yok. Sadece basit su sıçramalarına karşı dayanıklı. Şimdi telefonun önemli bir detayından daha bahsedelim. Her zaman olduğu gibi, yani kameradan. Arka tarafta çift kamera bizleri karşılıyor. Ana kameramız 12 megapiksel ve f1.7 diyafram değerine sahip. 4 yönlü optik sabitleyicimiz var. Hem fotoğraf çekerken hem de video çekerken titremelerin önüne geçiyor. Tabii yapay zeka artık günümüzün olmazsa olmazlarından, 16 farklı sahneyi tanıyabilen bir yapay zekalı kamera. Bu. İkinci kameramız artık birçok telefonda görmeye alıştığımız 120 dereceye sahip geniş açılı bir lens, böyle balık gözü gibi çekiyor neredeyse. Tabii yine çift kameramız olduğu için portre modundan da kaçmamışlar. Arka taraf bulanık, bokeh efektli fotoğraflar çekebiliyoruz. Ancak şunu söyleyelim arkadaşlar, düşük ışık tarafını ben çok fazla beğenmedim. Performans biraz düşmeye başlıyor. Özellikle geniş açı tarafında. Tabii gün ışığına çıktığınız zaman detaylı renkleri, güzel keskinlik değerlerini görebiliyorsunuz. Ön kameramıza baktığımız zaman 8 megapiksel değerini görüyoruz. Selfiler için, sosyal medya ortamları için gayet yeterli. Ayrıca ön kameramızda 2160x1080 çözünürlüğünde videolar çekebiliyoruz. Şu anda hem görüntüyü hem sesi ROGphone üzerinden dinliyorsunuz. Yani mikrofonlar bu şekilde ve ön kamerada bu şekilde kaydediyor. Arka kameraya geldiğimiz zaman 4K videoları saniyede 60 kare çekebiliyor arkadaşlar. Günümüzde yine amiral gemisi denen birçok telefonda göremiyoruz bu özelliği. Ağır çekim sevenler için de güzel haber var. 1080p'de 240 kare çekebiliyor telefon. Kamera tarafını özetlemek gerekirse, böyle mükemmel bir amiral gemisi performansı beklemiyor. Telefondan hani en iyi kamera bu değil arkadaşlar. Tabii ki de bunun üstü var. Ancak günü kurtaracak güzel bir kameraya sahip Asus ROG Phone. O zaman gelin yavaş yavaş son sözlerimize geçelim. Asus ROG Phone bizce oyun severler için olmuş bir telefon. Şimdilik ülkemizde çok fazla bulamasak da hani böyle bazı internet sitelerinde 3-5 tane düşmüş, 7500 TL gibi bir fiyattan satılıyor. Fiyatın çok pahalı olduğunu kabul etmek gerekir. Telefon gayet güzel bir tasarım, gayet güzel bir ekran ve çok iyi bir oyun deneyimiyle birlikte geliyor. Aynı zamanda bir sürü aparatı var, soğutma sistemi de güzel. Tabii bir yandan da tasarımı tam olarak oyunculara hitap ediyor. Eksi yönleri tabii ki ilk başta fiyatı. Hele ki diğer aparatlarından birkaç tanesini bile almaya kalksanız neredeyse telefonun iki katı bir fiyat çıkıyor ortaya. Onları da dediğim gibi ülkemizde bulmak biraz zor. Bir eksi yanı da şöyle arkadaşlar, telefon çok kuvvetli ancak bu kuvveti karşılayabilecek herhangi bir oyun şu an için yok gibi gözüküyor. Ayrıca telefonu beğendiniz mi beğenmediniz mi onu da hemen şuradaki anketten cevaplarsanız seviniriz diyelim ve böylece videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın diyelim. Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.